Merhaba sevgili takipçilerim ve değerli izleyicilerim. Songül'ün Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle beraber şöyle güzel bir sigara böreği hazırlayacağız canlarım. Ben şöyle 6 tane yufkadan şöyle iç harcını da hemen sizlere göstereyim. Şöyle bir miktar kaşar rendeledim canlarım. Süzme peynirimiz var. Burada da bir tutam maydanozum var. Üzerine de şöyle biraz pul biber ektim. Evet, gördüğünüz gibi iç harcımı da sizlere gösterdim. Sizleri fazla bekletmeden hemen sigara böreğimizi yapmaya başlayalım canlarım. 6 tane yufkadan yapacağım arkadaşlar. Birazını sabah kalkıp kızartacağım eşim ve çocuğuma. Diğer kalanı da buzluğuma atacağım. Böyle yine erken kalktığımda sabah kahvaltısına eşime, çocuklarıma hazırlayacağım canlarım. Gibi canlarım bütün böreklik yufkamızı şöyle dilimlere ayırdım. Bakın bir sürü de inşallah böreğimiz çıkacak arkadaşlar. Sigara böreğimiz. O yüzden şöyle gözüme iç harcı biraz az geldi. Hemen şöyle üzerine bir tane daha süzme peynirimizden alıp onu da güzelce ezelim. Şöyle bıçağımızla hemen şöyle eziyorum canlarım. Daha sonra da karıştırıp güzelce hemen sigara böreklerimizi sarmaya başlayacağız. Böyle akşamdan yapıp sabah erken kalktığımda arkadaşlar hemen kızartması sadece kalıyor. Dilerseniz fırında da pişirebilirsiniz ama benim çocuklarım böyle tencerede kızarttığım zaman çıtır çıtır olduğu için daha çok seviyorlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün böreklerimi sardım. Bakın koca bir tepsi sigara böreğimiz çıktı 6 tane börekli yufkamızdan. Şimdi hemen oğluma bir miktar kızartacağım. Ocağımızın başına geçelim ve sigara böreklerimizi kızartmaya başlayalım. Gördüğünüz gibi canlarım kızartma tenceremi ocağıma aldım. Ocağımızın da altını yaktım. Hemen şöyle bir miktar sıvı yağımızdan tenceremize ekleyelim. Evet, yağımızı ekledik canlar. Biraz yağımız kızdıktan sonra sigara böreğimizi kızartmaya başlayacağız. Evet, şimdi yağımızı şöyle böreğimizle bir kontrol edelim. Kızmış mı arkadaşlar? Bakın altından baloncuklar çıkmaya başlamış. Artık böreklerimizi kızartabiliriz.
Gördüğünüz gibi canlarım, sigara böreğimin birazını kızarttım. Çok güzel oldu. Hatta içinde böyle biraz kaşarları da sündü. Aslında kaşar belki de koymasaydım iyi olacaktı. Çünkü kızardıkça içinde kaşarlarımız biraz sündü. Ha, daha lezzetli oldu ama biraz ocağıma sıçradı tabii ki yağlarımız. Hani bilginiz olsun. Kaşarlı yaptığınız zaman birazcık ocağınız kirlenebiliyor. Bugün de sizlerle beraber yapmış olduğum bir tarifimin daha sonuna geldim. Buraya kadar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı, yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Yeni bir tarifimde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.